Bir süredir Kızıldeniz ve orada saldırı haberi gündemimize gelmemişti. Zaten e, İsrail'in Hamas'a dair saldırısı sonra Gazze'yi yerle bir etmesiyle birlikte Kızıldeniz özelinde de Husilerin karşı saldırılarını devamında oraya İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gemileri ve karşılıklı çatışmalarını söyledik. Bugün itibariyle yine Yunanistan bandıralı ham petrol taşıyan bir yük gemisinin saldırıya uğradığı bilgisi var. Kontrolden çıkarak sürüklenen geminin personelinin tahliye edildiği de yine duyurulanlar arasında. Saldırı henüz üstlenen yok ama mevcut noktada bugüne kadar da benzer saldırıları yapan zaten Yemen'deki Husilerdi. Onlar çıkarsa çok şaşırtıcı olmayacak ama arkasından neler gelebilir diye de habere bir bakalım efendim. Kızıl Deniz'de sular kaynıyor. Yunanistan bandıralı yük gemisi saldırıya uğradı. Motoru durdu, kontrolden çıktı ve sürüklenmeye başladı saldırıya uğrayan gemiden bölgedeki Avrupa Birliği Aspides misyonuna yardım çağrısı yapıldı. Savaş gemileri harekete geçti. Yük gemisinin mürettebatı tahliye edildi. Aspides misyonu gemiye yaklaştığı sırada bölgede bulunan bir insansız deniz aracının da imha edildiğini duyurdu. Gemi 150 bin ton ham petrol taşıyor. Aspides misyonu geminin hem çevre hem de civardaki gemiler için tehlike oluşturduğunu duyurdu. Bölgedeki gemiler dikkatli olmalı ve durumu daha da kötü hale getirecek eylemlerden kaçınmalı uyarısı yapıldı. Saldırıyı üstlenen henüz yok ama Yemen'deki İran destekli Şii Husiler bölgede Filistin'e destek amaçlı İsrail'e ticaret yapan gemileri hedef alıyor. Daha önce de Husiler tarafından vurulan yük gemileri olmuştu.